Van'da durup dururken oradaki bir vatandaşla kavgaya tutuştu. Yalan söylüyorsun, atıyorsun filan diyor. Adam diyor ki ya ben İstanbul'a gittim, 3 kat bilet ödedim diyor otobüslere. Havada basacak ya, aç telefonu sen İETT Genel Müdürüne. İETT Genel Müdürüne, evet efendim dedi, öyle oldu. Yani beyefendi söylediği sistemde 2 katlı otobüslerde çift bilet basıldığı için onunki böyle oldu. Yani bunlar bile gösteriyor. Şimdi daha kendi kurumundaki zam oranını ya da yapılan bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın Cumhurbaşkanı. Ve Allah aşkına güldürmeyin ve bırakın. Ve bunu eleştirenlere de çemkirmekten de vazgeçin artık. Hakikaten sinir bir. Çünkü herkes liyakatıyla anılmalı. Herkes liyakatıyla yoluna devam etmeli. 3 katı falan yok, uyduruyorsun. 3 katı falan yok, uyduruyorsun. Vatandaşa uyduruyorsun dediği dakikalar içinde gerçek ortaya çıktı. Eski fiyatı çift biletin 7 küsürdü, şimdi 15 küsür. Tamam. Yani demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de partisinin bir programı nedeniyle gittiği Van'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Belediye otobüslerine zam oranımız %40. İmamoğlu'nun ziyaret ettiği esnaf İETT biletlerine gelen zamdan dert yandı. Duyduğu rakamlara inanmayan İmamoğlu vatandaşa uyduruyorsun diye alaycı bir üslupla yanıt verdi. Katı falan yok, uyduruyorsun. Hayır. Üst katı yok. Ben belediye otobüsü olmaz. Ben bir halkım yani. Ama kurban olayım, belediye otobüsü yok orada. Üst katı olmaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Belediye otobüsü %40. %40. Ama %40 zam yaptı. Üst katı sene, değil. Hayır, geçen sene 6.50 iken bu sene ne kadar ödedik? 15 lira. Yok. Evet, 16. Yok. Haber Gökçen'den ama kurban olayım, yanlışım var. Bizim belediye otobüslerine zam oranımız %40. Bak bir sene içinde %40 zam yaptı. Esnafın sözüne güvenmeyen İmamoğlu bir süre sonra İETT Genel Müdürünü arayınca gerçekler ortaya çıktı. Arayın bakayım İETT'yi bana. Bahsettiğim dönemde otobüs biletimiz 3.5 liraydı. Bugün ilerlemiş 7 lira. Çok büyük bir kere zam geldi. Bir seneden daha uzun bir süre geçti. Vatandaşımıza bahsettiği süre. İmamoğlu duydukları karşısında şok olunca kelimeleri de karıştırdı. 3 neydi dedin? 3 küsür dediğin bir sene önceki fiyattı. Evet. Ve 2 bilet olunca ne oluyor? 7 küsür mü oluyor? Ne oluyor? Eski fiyatı çift biletin 7 küsürdü, şimdi 15 küsür. Yani demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani. Sizin de bu %100 zam gibi görünüyor şu an söylediğin rakam. İmamoğlu'nun İETT Genel Müdürü ile diyaloğu otobüs biletlerine ne zaman ne kadar zam yaptıklarından bile haberinin olmadığını ortaya koydu. Biz bu Nisan'da bir zam yaptık. Doğru mu? Daha önceki zam ne zamandı? Önceki zam yılbaşındaydı. Tamam. Ondan önce de geçen yaz bir zam yaptık. Tamam. O zaman bir önceki boşlukta diyelim 3 küsürdü, şimdi 15 küsür oldu. 7 küsürdü, 15 küsür oldu. Evet, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı polemiği izlediniz. Neler söyleyeceksiniz? Aslında sık sık esnafla böyle polemiklere giriyor. Pek şaşırtmadı bizi ama gördüğünüz gibi İETT Genel Müdürü'nden de esnafı destekleyen bir cevap gelmiş. Evet ya, yani esnafa ne diyor? Uyduruyorsun. 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 Yani bir vatandaşa yanlış biliyor olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili doğru bilgi almamış olabilirsiniz demek ayrı bir şey. Uyduruyorsunuz. Bu ne kibirdir ya? Yani siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldunuz diye millete hakaret etme hakkınız var mı? Şimdi düşünün ki Sayın Ekrem İmamoğlu'na oradaki vatandaş sen uyduruyorsun dedi. Sayın İmamoğlu ne yapar? Belki hakaret eder, belki yanındakiler saldırabilir. Hı hı. Ama senin vatandaşa uyduruyorsun deme hakkın var. Vallahi Sayın İmamoğlu, balıkçıya gideceğinize, tatile gideceğinize, bak Van'daki esnaf bilet fiyatlarını biliyor. Siz daha İstanbul Belediye Başkanısınız, İstanbul'daki bilet fiyatlarını bilmiyorsunuz. Böyle bir rezillik olabilir mi? Sizin işte getirdiğiniz İstanbul yönetim şekliniz bu. Daha bilet fiyatlarını bilmiyorsunuz. Bırakın ki İstanbul'a metro yapacaklarmış, icraatta bulunacaklarmış vesaire. Bunların hiçbirinin olmadığını seçim sonunda göreceğiz. Seçim sürecinde geldiğimiz zaman bu icraatların hiçbirini yapamadığını göreceğiz. Şimdi Sayın İmamoğlu kendisine açılan davalarla, şunlarla, bunlarla kendine bir mağduriyet oluşturup buradan prim yapma derdinde tekrar o bozulan imajını bu şekilde düzeltmenin derdine girmiş. Görüyorum. İki gündür bunu yapmaya çalışıyor. Ama ben Sayın İmamoğlu'na söylüyorum. Sayın İmamoğlu,
İşinizle ilgilenin. Bilet fiyatı kaç liradır? Belediyede kaç personel vardır? Ne iş yapar belediye? Siz tabii size bir sorsak en iyi balık nerede yenir onu çok iyi bilirsiniz. Mesela oradaki esnaf dese ki en iyi balığı nerede yeriz Ekrem abi? Onun yerlerini çok iyi bilir. En iyi tatili nerede yaparız tekne tatilini? En iyi koy neresidir dese hemen söyler o koyun adresini verir Sayın İmamoğlu. Veya en iyi kayak tatili nerede yapılır? Bunları çok iyi bilir. Ama vatandaşın biletine geldiği zaman bilmez. Bunlar halktan kopuk. Ya en azından bu kadar konuşulan zammı, toplu taşıma fiyatlarını biliyor olması beklenir. Bilmiyor. Çok enteresan. Peki, gerçekten çok enteresan. Çünkü sürekli konuşuluyor, sürekli gündemde. Yalnız, hani hiç sormamışım ben acaba. Ben kendisinin genel müdürlüğüne de buradan teşekkür etmek istiyorum. Dürüst biriymiş, doğruyu söylemiş hiç olmazsa. Sayın İmamoğlu rezil etti Türkiye'yi ama... Hiç olmazsa doğruyu söyledi, onu da tebrik etmek lazım. Evet, şimdi Can Ataklı'nın da biliyorsunuz son dönemlerde sürekli Ekrem İmamoğlu ile ilgili çıkışları var. Ona yönelik sert açıklamaları var. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşla yaşadığı bu İETT polemiğiyle ilgili de Can Ataklı'nın bir çıkışı var. İflah olmayacak demiş, bir izleyelim bakalım. Van'da durup dururken oradaki bir vatandaşla kavgaya tutuştu. Yalan söylüyorsun, atıyorsun filan diye. Adam diyor ki ya ben İstanbul'a gittim, 3 kat bilet ödedim diyor otobüslere. Havada basacak ya, aç telefonu sen, İETT gelen müdürüne. İETT gelen, evet efendim, öyle oldu yani. Beyefendinin söylediği sistemde 2 katlı otobüslerde çift bilet basıldığı için onunki böyle oldu. Yani bunlar bile gösteriyor. Şimdi daha kendi kurumundaki zam oranını ya da yapılan bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın Cumhurbaşkanı de. Allah aşkına güldürmeyin ve bırakın. Ve bunu eleştirenlere de çemkirmekten de vazgeçin artık. Hakikaten sinir. Çünkü herkes liyakatıyla anılmalı. Herkes liyakatıyla yoluna devam etmeli. Evet. Gördüğünüz gibi Can Ataklı'dan da serzeniş var. Sayın Ataklı'ya teşekkür edeceğimi hiç düşünmezdim. Ama bu hareketinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü doğruyu söylüyor. Bizimle aynı şeyi düşünüyor. Dünya görüşlerimiz çok farklı, bakış açımız çok farklı, siyasi görüşlerimiz çok farklı. Ama burada aynı şeyi düşünüyoruz. Yani Sayın İmamoğlu'nun insanlara o kibirli davranışı, daha kendi kurumuyla ilgili bilet fiyatlarını bilmeyen belediye başkanı olur mu? Gerçekten çok manidar. Rezil bir durum. İşte İstanbul'da her şey çok güzel olacak dediğimiz mesele bu. Hatırlıyor musunuz? Benim kaybedecek bir günüm yok diyordu. Bana hemen görevimi verin diyordu. Görevi verdiler, 2 gün sonra Bodrum'a tatile gitti. Şimdi de ise bilet fiyatlarını bilmiyor. Bilet fiyatlarını bilmeyen İstanbul Belediye Başkanı olur mu ya? Allah İstanbullulara sabır versin, sabredin. Evet. 2 sene kaldı, seçim var. İnşallah İmamoğlu'ndan kurtulup tekrar o çağdaş, güzel, rahat yaşadığınız İstanbul'a geri döneceksiniz inşallah. İstanbullular da hizmet görüp görmediklerini mutlaka sandıkta bir şekilde ifade edeceklerdir. Mutlaka cevabı verilecektir. İyiyse de, kötüyse de. Evet. Bakalım izleyeceğiz.